Veysel Karani. Allah ondan razı olsun. Bu zat tabiinden sayılır ve hepsinden ayrı üstün bir yeri vardır. Adı bu ümmetin büyük zahitleri arasında geçer. Evi bomboş, dünya varlığı namına bir şey yoktur. Gözleri irice ve koyun gözü tabir edilen şekildeydi. Saçı kızıla çalardı. İki omuz arası genişti. Orta boylu. Yüzü buğday rengine çalar. Teni çok beyazdı. Çenesi göğsüne yapışık dururdu. Gözlerini secde yerinden ayırmazdı. Daima sağ elini solun üstüne koyardı. Pek yeni elbise giymezdi. Bir de avası vardı. Ona da bürünürdü. Daima zikir halindeydi. Bundan bıkmazdı. Akşamları şu duayı yapar. Allah'ım, darda kalan açlara bir ikram edemedim. Halimi arz, özrümü beyan eder. Evimde bir şey kalmadı, sadece midemde. Derdi ki, mümine iyilik emri, kötülükten alıkoyma teklifi bir yakınından gelmedi. Biz onlara bir şey deyince, şerefimize, namusumuza dokunur oldular. Bunları yapabilmek için fasıklardan yardımcı da bulurlar. Allah'a kasem olsun ki bu yolda bana da çok buhtanlar attılar. Bişri Hafi anlatıyor. Duyduğuma göre Veysel Karani giyecekten de geçer. Bir kamıştan örülü hurma sepetine girer. Bu hal onun dünyadan geçtiğini ve tam bir zahit olduğunu gösterir. Şöyle anlatır. İnsanlar bu hali zor bulur. Bir kimse kendini bütün insanları tümden öldürmüş gibi suçlu görmeyince bu hale eremez. Biri geldi, ondan öğüt istedi. Rabbine kaç dedi. Öğüt isteyen, peki geçmişi ne olacak deyince şöyle anlattı. Düşün ki kalplere şek karışmış. Seninki onlardan biri olmuş. Bu dinle Rabbine nasıl gidebilirsin? Sen rızık için Rabbini itham edersin. Kendisini anasının hizmetine vermişti. Bu sebeple Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle buluşamadı. Fakat bir rivayete göre birkaç defa buluşmuştur. Hatta Uhud cengine de katılmıştı. Şöyle anlattığını da bazı eserlerde okudum. Onun sallallahu aleyhi ve sellem dişi kırılınca benimki de kırıldı. Yanağı yarılınca benimki de yarıldı. Arkasına burulunca benim de arkama vuruldu. Durumu en iyi Allah bilir. Hurma toplar yerdi. Çoğunlukla gıdası bundan ibaretti. Bununla beraber bir yılda, hatta iki yılda ancak bir defa bir şeyler yediğini gören olurdu. Ona deli denince evinin önüne uzun zaman kamıştan bir duvar çektiler. Hep orada kalırdı. Nadiren dışarı çıkardı. Yemek işini ve diğer ihtiyacını nasıl giderdiği bilinemezdi. Bir nasihat isteyene şöyle buyurdu. Allah'ın kitabına sarıl. Peygamberlerin adetini benimse. Salih Müslümanlar gibi daima ölümü düşün. Göz açıp kapama zamanı kadar olsa dahi ölümü düşünmekten kalma. Bütün ümmete iyilik et. Sakın cemaatten ayrılma. Sonra farkında olmadan dinden çıkarsın ve ateşe girersin. Dua isteyen birine şu duayı yaptı. Sağ kaldıkça Allah seni her kötülükten korusun. Dünyanın azına razı olma duygusu versin. Sana verdiği nimetlere şükretme halini ihsan eylesin. Biri onunla arkadaş olmak istedi. Şu karşılığı buldu. Kardeşim, bugünden sonra artık seni göremeyeceğim. Şöhreti sevmem. Yalnız kalmayı daha fazla severim. Bu dünyada insanlarla beraber kaldıkça gamım artıyor. Şimdi ayrılacağız. Kimseye beni sorma ve arama. Seni unutamayacağım kardeşim. Sen beni görmesen, ben de seni görmesem dahi bu iş böyle olacak.
Her akşam giydiği elbisesi de dahil evinde neyi varsa dağıtırdı. Kendisi elbisesiz kalır, kamıştan mamur hurma sepetine girer, giyecek bir şey gelinceye kadar orada kalır. Eti alınmış kemikleri toplar, güzelce yıkardı. Sonra üzerinde kalan etleri sıyırır, alırdı. Hem kendini doyurur hem de fakirlere verirdi. Bir cümlesi şöyleydi: bir kimsenin gıyabına dua etmek, ziyaret esnasında yüzüne karşı dua etmekten daha iyidir. Yüz yüze gelince yapılan duada pek samimiyet olmaz. Belki de riya karışır. Vefatından sonra defnedip ayrıldılar. Bir ara ziyaretine gelenler kabrini bulamadılar. Bir iz bile kalmamıştı. Allah ondan razı olsun. Ruhuna El-Fatiha.